I'm a soldier. I'm a soldier. Na da 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 da. I'm a soldier. I'm a soldier. Yo. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect. If it meant life or death, never lived to regret what I said. When you meet people, just wanna see if it's true, if it's you. What you saying? You rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you for real. In confrontation, ain't no conversation. If you feel you're in violation, any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. Pull it, squeeze until it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders hold up so much, they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much, they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much, they won't budge. Merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında bugün harika bir ayakkabıyı göz atacağız. Güzel bir inceleme bizleri bekliyor olacak. Bugünkü ayakkabımız arkadaşlar LeBron Soldier 12. Sizden çok fazla mesaj geldi. Abi bu ayakkabıyı incele, İşte merak ediyoruz diye. Çok fazla beğenmememe rağmen arkadaşlar sizler için alıp incelemek istedim. Fakat inceledikten sonra kesinlikle fikirlerim değişti. Yani istenecek, beklenecek güzel bir ayakkabı olduğunu gördüm. O zaman hemen incelememize geçelim arkadaşlar. Evet. Soldier. LeBron özellikle de playofflarda kendi ayakkabılarından çok, yani işte serili ayakkabısı 14-15'ten çok Soldier serisini giyiyordu. Bakalım bu sene de öyle olacak mı? Göreceğiz. Fakat neden bu ayakkabıları tercih ettiğini içinde oynadıktan sonra daha fazla anladım arkadaşlar. Çünkü birçok yönden LeBron'un 15'ine göre daha iyi. Bazı yönlerden bana göre eksik ama genel olarak neden bu ayakkabı giydiğini anlayabildim. Soldier 11'i giyiyordu ama yine Soldier 11-12 birbirlerine benziyor. Ben 11'e göre bu ayakkabının daha da iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Hemen başlayacak olursak arkadaşlar, tabanı benim tuttuğum renkte ve birçok renkte sert plastikten ve inanılmaz iyi bir iş yaptı arkadaşlar. Kesinlikle hiç kaymadım. Oynadığım sahalar çok pis ve rezil olmasına rağmen çok aşırı güzel, iyi iş yaptı arkadaşlar. Burada ben çok şaşırdım. Bu kadar iyi bir yol tutuşu beklemiyordum. Özellikle sert plastikler saha içerisinde biraz daha kaygan olabiliyor, özellikle toz varsa. Bu translucent diye tabir ettiğimiz içini gösteren saydam tabanlar daha güzel oluyor saha içerisinde. Fakat bu taban mükemmel derecede iyi iş yaptı. Arkadaşlar oldukça çıkık ve sert, güzel bir yapı kullanılmış. Dolayısıyla bence bu ayakkabı dışarıda kullanılmaya da uygundur. Yani eğer alıp dışarıda oynamak istiyorsanız diğer ayakkabılara oranla, özellikle piyasada bulunan diğer işte serili veya kaliteli ayakkabılara oranla en güzel ayakkabı bu diyebilirim. Taban bakımından dışarıda oynamak için burada gerçekten çok memnun kaldım. Yani sert hamleler yaptığım zaman kendimi çok atletik hissettim. Böyle nasıl diyeyim, gerçekten crossover veya işte step back yaptığım zaman hiç kaymadım. Bu da oldukça iyi bir taban tutuşu olduğunu gösteriyor bizlere. Hemen yukarıya git çıkalım arkadaşlar ve bu ayakkabının yastıklamasına bakalım. Yastıklaması Phylon tüm tabanda ve ön arka tabanda zoom ünitesi. Fakat bu zoomlar taban tarafından konumlandırılmış. Dolayısıyla hissedilmesi biraz zor. Ama benim şaşırdığım olay şu ki arkadaşlar, hiç hissedemedim. Yani bu ayakkabıyı giydim ve gerçekten sanki taş gibi bir zemine bastığımı düşündüm. Bilmiyorum, belki de bu renkten kaynaklanan bir durumdur. Çünkü yorumları okuduğum zaman, farklı farklı renklerine baktığım zaman çok hissedilir bir zoom ünitesi olduğu söyleniyor tabanda. Fakat ben hiç hissedemedim. Bu da benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü benim yastıklamaya ihtiyacım var. Hani cüsse olarak, ağırlık olarak biraz daha ağır tarafta kalan bir oyuncuyum. Dolayısıyla benim iyi bir şekilde yastıklamaya ihtiyacım var. Çünkü etkiden korunmam gerekiyor. Bu ayakkabıyla arkadaşlar işte birkaç gün oynadıktan sonra gerçekten dizlerim ve belim çok kötü oldu. Özellikle şu anda, dün bayağı oynadım. Gördüğünüz bazı görüntüler dün çekildi. Dizlerim inanılmaz kötü arkadaşlar. Yani özellikle sol dizim, adım atarken zorlanıyorum. Benim ihtiyacım olan etkiden korunmayı bana hiçbir şekilde sunmadı. Bunu yani çok ağır arkadaşlara tavsiye etmem. Daha çok hafif arkadaşlar rahat edecektir bu yastıklama içerisinde. Bilmiyorum, dediğim gibi belki de sadece renkten kaynaklanan bir problem olabilir. Farklı bir rengini alır, ileride güncelleme videosu çekersem orada da fikirlerimi beyan edeceğim.
dediğim gibi yastıklaması çok çok iyi değildi. Fakat bu yastıklama ve tabanın ortak bir özelliğinden kaynaklanan durum şu ki bu ayakkabı arkadaşlar gardlar için bence birebir incelediğim en iyi gard ayakkabılarından biri olabilir. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü ben bunu daha ağır oyunculara göre olacağını düşünüyordum almadan önce. Fakat bence gardlar için incelediğim en iyi ayakkabılardan biri. Neden? Çünkü taban tutuşu mükemmel ve yastıklaması bir garda yönelik yapılmış. Yani daha hızlı hamleler yapan, sahayı ayağının altında hissetmek isteyen bir oyuncu için mükemmel. Aynı zamanda hafif bir oyuncu için de yeterli yastıklama ve etkiden korunma sunuyor. Dolayısıyla güzel bir taban yastıklama karışımı olmuş. Özellikle hafif, daha böyle shifty diyebileceğimiz, yani işte crossover atan, yön değiştiren oyuncular için bence mükemmel bir taban kısmı olmuş, alt kısmı olmuş. Dolayısıyla dediğim gibi hafif ve hızlı bir oyuncuysanız, hızlı yön değiştiriyorsanız, yarıp geçiyorsanız ortalığı, daha çok crossover'lara dayalı bir oyun oynuyorsanız arkadaşlar, bence bu sizin için birebir ve güzel bir ayakkabı olacak. Benim gibi ağır arkadaşlara tavsiye etmem. Uzun vadede sakatlıklar yaşamanıza neden olabilir. Bilmiyorum, bu sadece tabii ki benim rengimden de kaynaklı olabilir. Bu benim düşüncem. Yukarıya doğru geçelim. Arkadaşlar üstünde kullanılan materyaller çok kaliteli. Beklediğimden daha premium bir his veriyor. Özellikle şu ön kısım. Buradaki benim almış olduğum renkte sentetik deri arkadaşlar. Yani gayet güzel. Arka kısım bildiğimiz böyle taş gibi materyallerden yapılmış. Ve orta kısım ise nefes alabilir, meşimsi diyebileceğim biraz daha esnek bir kumaştan yapılmış. Çok güzel bir karışım gerçekten. Üstünde birçok farklı farklı böyle detay da var. Benim çok hoşuma gitti. Fakat giyer giymez ön tarafım kırıştı arkadaşlar. Özellikle deri olan renklerden almak istiyorsanız bunu aklınızda tutun. Hemen üstünde kırışıklıklar oluşuyor. Bunun kaçarı yok, yapacak bir şey yok. Bu dediğim gibi deri olanlarda özellikle hemen belli olan bir durum. Bu üst kısım arkadaşlar performansımıza nasıl bir etki yapıyor? Ayağımızın ön özellikle parmak koruması ve yana doğru yapacağımız hamlelerde mükemmel derecede bir koruma sağlıyor. Bu ön kısım çok iyi bir iş yapmış. Biliyorsunuz farklı farklı ayakkabılarda da bu tarz yapılar kullanılıyor. İşte Hard'ın Volume 1'daki gibi, Volume 1'deki gibi arkadaşlar. Arka kısım ise güzel bir şekilde sağlam ve sert yapılmış. Bu ayakkabının öne çıkan en karakteristik özelliği ise üstünde kullanılan arkadaşlar. Bu askılar, bu kayışlar ve nasıl iş yapıyor arkadaşlar? Çok güzel bir iş yapıyor, bunu söyleyebilirim. Gerçekten şaşırdım. Ben bu ayakkabıyı almadan önce çok fazla koruma sağlayamayacağını ve çok fazla fitlenme yakalayamayacağımı düşünmüştüm bu ayakkabıda. Fakat tamamen tamamen yanılmışım. Çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Giyip çıkarması çok kolay. Hemen şunları çekiyorsunuz. Hatta bunları açmanıza bile gerek kalmıyor. Ayakkabının üst kısmı oldukça geniş ve rahat ve esnek materyalden de yapıldığı için hemen ayağınızı içine sokabiliyorsunuz. Ve soktuktan sonra arkadaşlar bunları ayarlaması inanılmaz derecede kolay. Ön kısmı çekmenize bile gerek kalmıyor. Sadece arkadaşlar buradan tutup arkaya doğru yapıştırabilirsiniz ve oynamaya hazırsınız. Bu güzel bir şey oldu. Nasıl bir kitlenme yakalıyor diye sorarsanız, yani iyi bir fitlenme yakalayabiliyor musun abi, ayağını güvende içeride hissediyor musun abi diye soruyorsanız, gerçekten çok güvenli ve sağlam hissettiriyor. Bağcıklı bir ayakkabı da sanki bağcıklarımı tek 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 işte böyle gerdirip bağlamışım gibi hissettiriyor. Bu konuda çok iyi bir şey yaptığını söyleyebilirim. Fakat bu durumun nasıl bir dezavantajı var diye sorarsanız, bu kayışların arkadaşlar zaman zaman bu tutturulduğu yerden cırt cırt kısmından çıkması muhtemel. Ya biriyle işte savunmalı, işte sert oynuyorsanız ayağınıza biri çarpabilir veya ayakkabının iç kısmında kendi ayaklarınız birbirine çarpabilir ve bunlar çözülebilir arkadaşlar. Bu olası bir durum ve zamanla ben şundan korkuyorum. Burası cırt cırtları tozlanacak, pislenecek ve bu cırt cırt artık işini yapamaz hale gelebilecek diye düşünüyorum. Bu da olası durumlardan biri. Şu an için ben öyle bir şey yaşamadım fakat ileride bunlar yaşanabilir, aklınızda bulunsun. Hiç bazen sebepsiz bir yere arkadaşlar bunları gerdirdiğiniz zaman da yine yapmış olduğunuz hamleler yüzünden ayağınız ileri geri gittiği için bu cırt cırt bakın bu şekilde açılabiliyor, çözülebiliyor. Bu da olası durumlardan biri. Fakat bağcık gibi olmadığı için çok hızlı bir şekilde tutup hemen şak diye tekrar yerine yapıştırabiliyorsunuz. Yani bu olumsuz durumu da yine hızlı bir şekilde telafi edebiliyorsunuz. Bana sorarsanız bu kısımdan mutlu musun diye abi, gerçekten benim için çok iyi iş yaptı. Fazla burayı sıkmama da gerek kalmadı. Ama arkadaşlar bu kısmın güzel bir yanı, istediğiniz gibi tutturma yapabiliyorsunuz. Yani ne demek? İsterseniz yukarıdan tutturun, isterseniz aşağı çapraza doğru tutturun, isterseniz oldukça geriye getirip tutturun. Her türlü arzu etmiş olduğunuz
bu içerideki kitlenmeyi yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burası gerçekten harika noktalardan biri olmuş benim görüşümce. Bu askı, bu kayış da oldukça kaliteli, güzel ve esnek. Dolayısıyla uzun vadede herhangi bir sıkıntı yapacağını da düşünmüyorum. Ama şunu da söylemiş olayım. Eğer ayağının üstü hassas olan arkadaşlarım varsa, ayağı çok böyle yukarı doğru geniş olan arkadaşlarım varsa, bu ayakkabıda bu kısımda sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü bunları sıkı sıkı bağladığınız zaman ayağınızın üst kısmına çok fazla basınç yaptığını, etki yaptığını düşünebilirsiniz. Böyle bir şey ben şahsen yaşamadım. Fakat yaşayabilecek arkadaşlarım için söylüyorum. Bir diğer noktada arkadaşlar, bu dış kayışın tutturulduğu nokta plastikten yapılmış. Özellikle ilk çıkan renginde çok fazla buranın kırıldığını söyleyen arkadaşlarım vardı. Ben şu an baktığım zaman hiç kırılacakmış gibi durmuyor şahsen. Fakat bu da aklımızda bulunsun. Bu kayış arkadaşlar çok fazla çekip işte çıkardığınız zaman falan kırılma yapabilir. Aldığınız yerin mutlaka fişi elinizde dursun. Eğer kırılma yaparsa arkadaşlar geri gönderebilirsiniz. Çünkü bu tüketici hatası değil de üretim hatası olduğu için yeni ayakkabı falan alma durumunuz olabilir. Aklımızda bulunsun. Burası kırılıyor diyorlar. Özellikle bu askerli olan desen renginde. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. İç taraftaki ise kırılma yapabilecek bir materyal değil. Normal bildiğimiz güzel plastik bir halka tarafından tutturulmuş. Burada sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet, peki bu ayakkabıda hangi numarayı tercih etmeliyiz? Arkadaşlar ben normal numaramı aldım. 44.5 giyiyorum, yine 44.5 aldım. Çok fit ve çok nasıl diyeyim? Ayağımın içeride tamamen bütün ayakkabıyı doldurduğu bir yapısı var. Yani herhangi bir ölü, boşluk, herhangi bir uzunluk, kısalık yok. Ayakkabı tam olarak çok fit bir ayakkabı. Eğer geniş ayaklıysanız arkadaşlar biraz sıkıntı yapabilecek bir ayakkabı. Çünkü oldukça dar bu ayakkabının yüzeyi. İlk başlarda ben de giydiğim zaman özellikle iç taraflardan biraz böyle nasıl diyeyim hissettirdi kendini ayakkabı bana. Ama sonradan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani eğer kendini çok geniş ayakları olduğunu düşünen arkadaşlarım varsa bu ayakkabıdan uzak dursunlar. Tabii mağazada deneme imkanınız varsa gidip mutlaka mağazadan deneyin. Ama internetten sipariş edeceksiniz arkadaşlar. Kendi numaranız neyse gidip onu sipariş edin. Dediğim gibi ben 44.5 giyiyorum, 44.5 aldım. Çok fit ve içeride böyle nasıl diyeyim sıkı sağlam bir his veren bir ayakkabı oldu. Herhangi bir ölü boşluğu, önden uzunluğu falan yok. Dolayısıyla normal numaranız neyse onu almayı unutmayın. Bilek koruması burada görünürde bir şey varmış gibi dursa da arkadaşlar yok maalesef. Direkt olarak bilek kemiklerimizden itibaren bu üst kısım yok sayılabilir. Yani sadece görüntü olarak var. Fakat genel olarak ayakkabının desteği iyi olduğu için de yine ayağınızı sağlam hissettiriyor. Fakat bilekli ayakkabı almayı düşünen varsa, bunun da bilekli olduğunu düşünen varsa, bu bilekli bir ayakkabı değil arkadaşlar. Genel olarak destek noktasında da fena bir iş yapmamış. Yine yan kenar çıkıntısı mevcut. Üstünde kullanılan materyaller gayet sağlam ve güzel. Ayağımızı iyi bir şekilde destekliyor. Zaten bu kayış askı kısmı ayakkabının tamamında olduğu için ve daha önce bahsetmiş olduğum gibi çok süper bir iş yaptığı için genel olarak güvenli hissediyorsunuz. Bu ayakkabı içerisinde ayağınızı, bütün özelliklerini düşündüğüm zaman, avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurduğum zaman bu ayakkabıya benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden, yani kıyısından bir 9 diyebilirim. Neden? Çünkü yastıklama benim hiç hoşuma gitmedi. Dediğim gibi çok bana ağrı yaptı. Uzun süre kullanabileceğim bir ayakkabı olmadığını düşünüyorum. Belki farklı bir rengini deneyebilirim. Özellikle şu turunculu, kırmızılı rengi var arkadaşlar. Böyle gri ve turuncu gibi olan rengi. Ona bayıldım. Onu almayı düşünüyorum şahsen. Fakat fiyatı biraz yüksek. Dolayısıyla dediğim gibi benim mutlu eden özellikleri var. Mutlu olmadığım özellikleri var. Taban harika olsa da, üst kısım oldukça güzel olsa da, yastıklama benim bir ayakkabıda aradığım en önemli özelliklerden bir tanesi olduğu için ve bu ayakkabıda onu bulamadığım için 9 veriyorum arkadaşlar. Fiyat noktasında da bu ayakkabı çok farklı fiyatlara sahip. Bu benim aldığım renk en ucuz rengiydi. 520 liralar aldım yanlış hatırlamıyorsam, ama o beğendiğim renkler 750 lira civarlarında. Yani dolayısıyla 500'den 750'ye kadar farklı farklı fiyatlar mevcut. Bu da dolardaki artışlardan kaynaklanıyor. Her yeni gelen renk o dolar kurundan geldiği için daha farklı fiyatta, daha pahalı fiyatta gelmiş oluyor arkadaşlar. LeBron Soldier 12 birçok basketbol severinin alabileceği, kullanabileceği, hoşnut kalabileceği bir ayakkabı. Kimlerin alması gerektiğinden bahsettik. İçinden dışından her türlü özelliğinden bahsettik arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Güzel bir inceleme olduğu kanaatindeyim. İçerimi beğendiyseniz lütfen arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki
gelecek harika videolardan ilk size haberdar olun. Ve arkadaşlar şunu da sizden istiyorum. Naçizane lütfen beğendiğiniz videolar varsa sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde daha büyüyebiliriz. Ben de daha hızlı bir şekilde ayakkabı alıp inceleyebilirim sizler için veya çekilişler yapabilirim. Bu tamamıyla kanalın büyüklüğüne ve etkisine bağlı oluyor. Sizden ricam arkadaş çevrenizde ve sosyal medya hesaplarınızda beğendiğiniz herhangi bir videomu paylaşmanız veya ondan söz etmeniz. Bu benim için gerçekten önemli. Bizim için önemli arkadaşlar. Hep beraber büyüyebilmemiz için. Günlük benden bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük out.